Arkadaşlar merhaba. Bugün kümesin içerisinden böyle kuşları gösterme ağırlıklı bir video çekeyim dedim. Böyle stres atın. Sohbet havasında olsun. Şimdi vaziyetler ne? Şöyle baştan başlayalım. Şöyle birkaç tane kuşum kuluçkada yatıyor. Fazla yavru almıyorum artık, son yavrular. Bu aydan sonra artık yavru olayı bitiyor. Sadece eksik gördüğüm, hani ihtiyacım olan takımlar varsa onlardan yavru alacağım. Ufak tefek de yavrularım var. Şunu zaten martı parçalamıştı, kanadının altını buraya aldım. Bunu tekrar haftaya ön tarafa alacağım. Yine birkaç tane yavrum var. Bunlar ortalık malı yavrularımız. Hepsinin tabi annesini babasını biliyorum, ayağında ona göre boncukları var. Burası Kurtlar Vadisi olduğu için arkadaşlar, bu yavrularımız bir an önce yemek zorundalar. O yüzden buralarda takılıyorlar. Kendilerini de koruma altına alıyorlar. Buraya büyükler giremediklerinden dolayı. Vaziyetleri böyle. Yem yiyorlar, bunların hepsi yem yiyorlar. Şaşırabilirsiniz belki ama yem yiyorlar hepsi. Bazılarında böyle kellik falan görüyorsunuzdur belki. Hani demiştim ya, kuşlar hastalandı diye, çiçek hastalığına yakalandı. O ara ilaç bulamamıştım. Ondan kalma, onun etkileri. Daha sonrasında ilaçlarımı aldım. Kuşlara ilaçlarını verdim. Ondan sonra vitaminlerini verdim. Hepsi pırıl pırıl oldular kuşlarımın. Hepsi şu an sağlıklı. Burada bir tane, bunların hepsi daha yeni kanatları. Yeni gelen yavrularımız kendilerini daha yeni yeni kaldırıyorlar. Bunların hepsinde önümüzdeki hafta inşallah 3-4 tane var böyle beyaz yavrum. Bunları da hepsini ön tarafa alacağım haftaya da. Bunlar da çıkacaklar artık. Bunlar dediğim gibi kendilerini kaldırıyorlar. Şimdi bazı kardeşlerimiz soruyor. Abi hani kuşları nasıl, hani ne zaman uçuruyorsun falan diye. Arkadaşlar şöyle hafiften yavruyu mesela, evet bak, kendini rahat kaldırıyor. Kendini rahat kaldırıyor. Bu rahat kaldırdığı zaman bu benim için yeterlidir. Ön tarafı almam için yeterlidir. Bu yavruların hepsi şu anda kendilerini kaldırıyorlar. Şöyle vaziyette göstereyim. Hepsi rahat rahat kendilerini kaldırıyorlar. Bunlar önümüzdeki hafta. Hatta bu hafta da alabilirdim ama haftaya alayım dedim. Çünkü hafiften kanat altı ince tüyüne de girmişler. Onu da bu arada çıkarmış olurlar dedim. O araya dikkat etmeniz lazım. İnce tüyünde hani kanat altları boşken falan uçurmayın. Çünkü uçmazlar, canları acır. Ona dikkat edin. Kanat altlarında eğer yavrularınız bir an önce tüye girmişse bekleyin. Kanat altlarını değiştirsin, o ince tüyünü değiştirsin. Ondan sonra uçurmaya başlayın. Öyle daha rahat edersiniz. Sağlıklı olduklarını nereden anlıyoruz? Bakın, kafa tüyleri falan olduğu gibi değişiyor hemen hepsi. Hastalıklardan kurtardılar. Kendilerini kurtardılar. Burada bir tane evet bir yavrum vardı, onu gösterdim. Bu da arkadaşlar, daha yeni kanatları geldi. Koca olanın yavrusu. Yani inanılmayacak güzel bir yapıda, fizik yapısında. Kanatlar falan yıkılıyor yani. Kimse buna yavru demez yani, öyle söyleyeyim. Daha cik cik öyle yani, hiç. Geçen hafta falan yeme düştü. Ama boylu postlu maşallah. Babasına çekmiş aynı. Bunu şeyden aldım. Babasıyla koca olanla tutmuş. Mesela Tatu'nun kardeşi vardı. Dişi kardeşi. Onu eşledim babasına. Babası da burada zaten. Baba burada, koca olan. Baba burada. Baba burada. Onu kendi kızına eşledim. Oynayan kızı yani, tutmuş bir kızına eşledim. Böyle bir yavru aldım. Çok güzel bir yavru verdi. Bir tane daha alt yuva kardeşi var. Onu da göstereyim. O da hangisi? O da, hemen onu da gösterelim. Şöyle. O nerede? Bu değil. Bu da sarı kızın yavrusu. Aya bu turuncu boncuklu olan sarı kızın yavrusu.
Onun dışında bu da sarı kızın. Bu da sarı kızın yavrusu. Bu da sarı kızın yavrusu. Bunların hepsi yemlerini yiyorlar. Koca olanın yavrusu burada. Bu da yemini yiyor. Burada da yine diğer beyaz yavrularım var. Bıcırıklar. Pardon, koca olanın yavrusu buymuş, özür dilerim. Koca olanın yavrusu bu. Koca olanın yavrusu bu. Bu öbür kuşlarımın yavrusu, beyazlarımın yavrusu. Bunların ikisi bu 15 takla dönen kuşlarımın yavrusu bunlar ikisi. Bunların kanat yapılarını falan çok beğeniyordum. Voldy'yi uçurdum aynı kanattan. Voldy'yi uçuruyorum arkadaşlar. Bunların işte bir üst yuva kardeşi Voldy. Voldy'yi uçuruyorum. Taklalı kalkıyor. Taklalı iniyor. Fakat benim istediğim büyük oyunu sergilemiyor. Yani oynuyor mu oynuyor. Yerine taklalı iniyor, taklalı kalkıyor. Fişeği de düzgün ama böyle hani yani bir şey olması lazım. Sizi izletmesi için bir şey olması lazım. Hani kapatıyor, geliyor, mesafesi de iyi yani, alçalıyor da. Fakat yani o istediğim büyük kuş özelliği yok. O yüzden hani izletmiyorum size. Burada ama neye dikkat edeceğiz asıl? Yani kuşun tertibatına bakacağız. Yani o kuş, örnek veriyorum, şu anda 3-4 taklayla oynuyor diyelim ki rahat bir şekilde. Yani herhangi bir hiçbir hatası yok yani, sıfır. Yani kapatması, inmesi, kalkması hepsi var. Ama hepsinden biraz var. Hani futbolcu vardı ya, bir tane Bobo vardı Beşiktaş'ta. Ya bakıyorsun boy 1.80, hava hakimiyeti yok aslında ama kafa toplarını arada vuruyor. İşte çalım yeteneği yok ama işte az bir şey çalım atabiliyor. Şut yeteneği yok ama son vuruşları falan fena değil. Yani hepsinden biraz var ama hiçbirinden tam yok. Şimdi aldığım yavru Boyd'i de aynı şekilde. Hepsinden tam var ama o bizim hararetli böyle aradığımız kuş, hani büyük kuş tabiriyle o kuş özellikleri şu anda yok yani. Hani performans olarak yok. Atıyorum, örnek veriyorum, aynı yuva kardeşlerinden çok daha iyi performanslı olanlar çıkar. Onları bekleyeceğiz. Onun hangisi olduğunu bulmaya çalışacağız. Yani kuş tutmuş, herhangi problem yok. Fakat iyisi hangisi gelecek, onu beklememiz lazım. Size de bunu tavsiye ediyorum. Önemli olan kuşun genel tertibatı. Yani atması var mı, kapatıyor mu, işte taklalı kalkıyor mu, taklalı iniyor mu, gezmesi nasıl, sürati nasıl, işte fişek tertibatı nasıl. Hepsi iyi diyelim ki, orta menzilli iyi. Bunu tutacaksınız arkadaşlar. Çünkü diğer kardeşleri daha iyi çıkabilir. Buna dikkat etmemiz lazım. Yine burada bir iki tane yavrum var. Bunlar dediğim gibi haftaya bunlar piyasaya çıkacaklar. Burada Pelkas'ın alt yuva kardeşi var. Bu lekeli beyazımız. Bu Pelkas soyu için de bunun tam sonunu göremedim arkadaşlar. Kanat tüyüne geldi. Pelkas nerede? Hatta Pelkas'ı göstereyim. Pelkas burada. Pelkas kanat tüyünde şu anda. Son teleklerini atacak. Pelkas'ın bu alt yuva kardeşi. Özür dilerim. Bir alt yuva kardeşi. Pelkas nerede? Pelkas'ın alt yuva kardeşi. Pelkas neredesin? Pelkas efendi. Neredesin sen? Bakayım senin ayağın. Hop. Yok, bu değil. Pelkas bu değil. Pelkas nereye saklandı? Bu da mesela Pelkas'ın büyüsü yuva abisi. Çok kızgın bu da. Bundan da işte Arkatepe'nin yavrusu bu normalde. Arkatepe'yle eşledim. Bunu da Arkatepe'yle eşledim. Bir de Arkatepe'nin durumuna bakmak istedim. Arkatepe beyazın. Bunun pis bir özelliği var ama arkadaşlar. Bunu bir yakaladım. Bu biçin bir tane yavrusu oldu bunun. Arkatepe beyazımla şurada. Arkatepe beyazımla eşledim. Bunun bir tane yavrusu oldu. Yumurtasını çektim tabii altından.
şu, şu yavru bunların. Bir baktım kuşların bazılarının arkadaşlar şöyle yolukluklar falan var ya kanatların üstlerinde, dayak yemişler bazıları. Bunu yapan bu kuşumuz. Bir yakaladım. Gitmiş orada şu et yavrunun bile mesela sırtında, şöyle göstereyim. Şurasında bakın, şurasında yara izi var. Görüyor musunuz? Bunu yakaladım. Almış yavruyu ağzıyla, yani köpek sallar yani, bir başka köpeği kapar ve kediyi mediği bir şeyi kapar, böyle ağzında sallar. Aynı şekilde almış yavruyu, bir baktım sallıyor. Ağzında sallıyor, sallıyor, kanatmış böyle, deliyor, öldürecek yani. Bunu niye yapar kuşlar? Kendilerine kıskançlıklarından, anladın mı? Kendi soyunun devam etmesini istiyor. Eşi de olmadığından dolayı kıskanıyor ve o yavruları öldürüyor. Orada kendine folluk kapacak bir şey, yer yapmaya çalışıyor yani. Bunu yakaladım. Bu tip kuşlarınızı ne yapacaksınız? Onu söyleyeyim. Nasıl terbiye vereceksiniz? Burada biraz gaddar olmanız lazım, işin gerçeği. Bu önemli şimdi söyleyeceğim. Başka çareniz yok. Öyle söyleyeyim yani. Burada iş biraz şiddete giriyor. Çünkü başka türlü ya kuşu göndereceksiniz, kümesten atacaksınız, çıkaracaksınız elinizden. Çünkü bütün yavruları yiyor, parçalıyor, öldürüyor. Öyle düşünün. Bunu önlemek için ne yapacaksınız? Bunu önlemek için ne yapıyorum arkadaşlar? Mesela bu yavruyu almış, kanatmış ya, daha sırtını delmiş falan ya. Onu alıyorum. Folluğun içerisinde biraz hırpalıyorum. Alıyorum folluğa, tekrar koyuyorum. Yani biraz nasıl söyleyeyim size? Tokatlıyorum. Folluğun içerisinde dövüyorum yani. Ki anlasın bir daha o hareketi yapmayacağını. Fena bir dövdüm. Gerçekten fena bir dövdüm. Ondan sonra bir daha asla öyle bir şey yapmadı. Ha, yapar mı? İlerleyen zamanlarda yapar. Ama onu yaptıktan sonra bir daha asla öyle kümese, yavrulara gidip de asla dokunup şey yapmadı. Yani yanından bile geçmiyor. Onu anlatmanız lazım. Yani bunu yanlış olduğunu. O dayağı yiyince. Çünkü kuşlar da kendi aralarında mesela folluk kapma durumlarında, kuşlar da kendi aralarında kavga ederler. Yenilene kadar, biri yenilene kadar o kavga devam eder. O kavga bitmez yani hiçbir zaman. Birinin üstünlük olması lazım. Ona da şimdi doğru olanı hatırlatmak için folluğun içerisine attım. Bir 5 dakika dövdüm yani. Öyle söyleyeyim. Artık sersemledi. Ondan sonra bir daha asla yavrulara zarar vermedi. Bakın buradaki yavruların birçoğunun sebebi de odur. Dediğim gibi yavruları zarar veriyor, tüylerini yoluyor, işte dövüyor vesaire. Bu tip durumlarda yok o kuşu elinizden çıkaracaksınız dediğim gibi, ya da onun folluğun içerisinde o yaptığı hatayı tam yakalayıp, ama öyle hatayı, ona neden dövdüğünüzü anlaması lazım yani, öyle söyleyeyim. Onun neden dövdüğünü anlaması lazım. O tam onu olayın içerisinde yakaladım, onu yavrunun yanına koydum, yavrunun yanında dövdüm. O zaten niye beni dövdüğünü, benim onu neden dövdüğümü çok iyi anlıyor yani. Bir daha da asla yavrunun yanına yaklaşmadı. Fena bir dayak yemiş oldu. Burada da yine ne var? Burada da sarı kızın aynı, üst yuva erkeği. Bunu da uçuracağım. Bunu da uçuracağım ama bir yavrusunu alacağım. Bir başka kuşla kafamda. Kafamda kuş da şey, Arap. Perdeli Arap. Perdeli Arap'ı da göstereyim. Perdeli Arap'ı da Asena'nın babası bu. Asena'nın babasıyla eşledim. Biraz işi böyle uçlara götürmeye çalışıyoruz artık. Babaları bu. Asena'nın, Hector'un babaları bu. Arabımız da burada yumurtladı zaten. Şimdi onun yumurtasını da sürebilirsem, başka bir kuş yumurtlayabilirse onun altına süreceğim. Yoksa da artık kendileri büyütecekler yavruyu. Perdeli Arap'tan beyazı eşlemiştim. Arap'ı gördünüz zaten, bir tane sabunu verdi. Şimdi Perdeli Arap'ın bir de yine yavrusunu çektim. Şu yavrusu böyle arkadaşlar. Bir tane mavi verdi. Bir tane mavi verdi. Şöyle aydınlığa çıkarayım. Bir tane mavi yavru verdi böyle.
mavi yavru verdi. Bunun ayağında perdeleri yok. Var da hafiften, yani şöyle göstereyim. Şöyle ayağı hafif perdeli, tekip perdeli, tekiz perdesiz. Bu bir tane de Nuhudi yavru verdi. Arap. Arapla beyazdan çıkma yavrular. Bunun ayağı perdeli ama şöyle göstereyim. Ayağı görüyorsunuz yapışık, perdeli. Bu da Nuhudi verdi. Nuhudi de hafiften de şöyle sırtında beyazlığı var. Bir iki tane ufak beyazı var, işareti var. Böyle bir güzel bir tip yavrumuz da büyüyor. İnşallah bunların da ayaklarında markaları var. Bunlar da çok merak ettiğim kuşlar, ne çıkacak diye. Yani annelerinin gösterdiği hareketleri gösterseler bana yeter zaten. Böyle. Onun dışında şekerden yavru almadım bu sene. Çünkü fazla deneyemedim. Takla sayısı az diye. Bana takla sayısı bol kuş lazım. Bana zevk alabilmem için. Denemediğim daha çok kuş var. Öyle söyleyeyim. Yani arkadaşlar görüyorsunuz esasında. Yani 5 tane kandan ne kadar farklı farklı kuşlar üretiyorum. Yani buraya başka kuş girmedi. Ama neredeyse siz de gördünüz. Hemen hemen bütün renklere sahip oldum. Yani kulağım var, hümey var, mavi var, Nuhudi var, Arap var, şekeri var, sarı var. Hepsinden çok şükür. Hatta kimsede olmayan şöyle kuşum bile var yani. Çalışmayla çok güzel renklerde, tiplerde, şekillerde yavrular, kuşlar elde ettik. Bir hizaya getirdik. Henüz beyazlarda istediğim kafamdaki şeyi daha oturtamadım. Beyazlarda. Oynuyorlar mı? Oynuyorlar. Ama benim istediğim şekilde olmaları lazım. Yani benim istediğim şekil şu, yani gerçekten çalışkan olacak, yüksek gezecek, gelecek, kapatacak, gidecek. Bu şekilde olmalı lazım. Percasso'yu bunu sağladı esasında. Percasso'yu iyi bu anlamda. Fakat onlar biraz yumuşak, kanat seslerinden biraz yumuşak kuşlar. Onları biraz sertleştiriyor olmam lazım. Tam notunu da veremedim. Çünkü kanat tüyüne girdiler. O kanat tüyleri eksik olduğu için de sesini kaybetmiş olabilirler. Biraz daha sertleştirmem lazım. Yani yumuşak oynuyorlar. Ben yumuşak oynamayı sevmiyorum. Böyle sert oynamasını istiyorum kuşun. Nasıl o sarı falan nasıl gidiyordu? Aynı o şekilde oynamasını istiyorum. Sert yani. Geldi mi gidecek yani. Hiç kuştan anlamayan bir adam bile böyle yukarıya bakacak ne oluyor diye. Kuşlar hani normalde sessiz kuşlar değil, yanlış anlaşılmasın. Sessiz kuşlar değil ama böyle şatafatlı olması lazım. Biraz daha böyle hani şakırdaklı mı derler artık, öyle olması lazım kuşların. İşte bunu iyileştirmek için çalışıyorum. Elimde yüksek kanat sesine sahip kuşlarım var zaten. İşin sonu dediğim kuşlarım var yani kanat sesi olarak. Onlara işte deneyeceğim. İşte sarının soyu o şekilde zaten. Güzel onların kanat çalıştırması. Hem iç hem dış çalıştırıyorlar. Onları deneyeceğim. Onlarla geliştirmeye çalışacağım. Onlar çünkü zaten altı üstü sağlam kuşlar. Herhangi bir problemi olan bir kuşlar değil. Yani biraz önce örnek verdiğim Boldi örneği gibi. Hepsi var ama istediğim şeyde değiller. Yani kapaması da var, tabanı da var. Fişeği de düzgün, yerine de taklalanıyor, taklalı kalkıyor. Ama İyi oynuyor mu ya da ne oynuyor dediğinde orada sıkıntı var işte yani. Hani anlatabiliyor muyum? Çalışkan olacak, gelecek, oynayacak mesafesinde ve arkasına bakmadan gidip gidecek. Yüksek gezecek, kapatacak, gelecek. Şimdi bunlar hep kolay olan şeyler değil. Tabii biliyorsunuz, bir de hani bizi takip eden arkadaşlarımız biliyor zaten yaptığımız çalışmaları. Takip etmeyenler de vardır belki. Tekrar hani hatırlatmaya fayda var. Yani bunlar arkadaşlar 5 tane toplama kuş. Yani 5 tane seçtiğim, işte mezattan almışım, oradan almışım, kuş besleyen bir kardeşimizden almışım satılıktan. Hiç görmediğim kuşlar yani. Bir tanesini sadece dişiyi, yani videosunu izleyip aldığım kuş. Onun dışında diğerlerinin hiçbiri gördüğüm kuşlar değil. Yani uçurup yola gidebilirdim. Bir de mesela bana bu soru geliyor. Yani neden böyle bir yöntemi seçtin? Hani niye hazır mesela kuş gidip izleyip almadın? Ben onlara en başta da, videolarda da var zaten, kayıtlarda da, ben en başta şunu söyledim onlara, dedim ki ya benim istediğim kuşu bana veremezler. Verse de yani çok büyük paralara verirler. Yani benim istediğim kuşu. Gerçekten kolay kolay kimse vermez.
O yüzden kuşun oynaması bana yetmiyor. Yani hazır bir takım alıp kuş getirip oynattığım zaman o kuş yeterli olmayacak zaten bana yani. Hani çünkü o adamın bana vereceği kuş belli. Bir yere kadar bana verecek kuşu yani. Hani gidip de efsane oynayan kuşun kalkıp veya kanun hattını gelip bana vermeyecek. O yüzden kendi çalışmamı yapıyor olmam gerekiyordu. Şimdi bu çalışmaları şimdi uçurup görüp neden yapmadın? Hani onun üzerinden hani çalışıp neden yapmadın? Şimdi uçurup görüp izlediğin aldığın kuş zaten dediğim gibi sana çok yüksek maliyete sebebiyet verir. İkinci bir durumda şimdi mesela bunları diyelim ki annesini babasını uçurdum. Gördüm kuşun. Eşlediğim kuşla tutup tutmama gibi bir durumu yine olmayacak. Yani yansıtacak mı? Soyunu bilmediğim için kuşların. Hani yavrusuna yansıtacak mı? Yansıtamayacak mı? Bunun bir anlamı olmayacak. Yani kuşu ben uçurdum, kuş oynadı gördüm. Yavrusuna yansıtacak mı? Yansıtamayacak mı? Bu meçhul. Çünkü anne farklı. O yüzden veya diğer kuşla nasıl olacak onu bilemediğimden dolayı. En güzeli dedim. Ben bu şekilde kafama göre kanat, kuyruk, işte yapılarına göre, tiplerine göre, eşkallerine göre ben kuşları alayım, eşeyim, eksiklerini, artılarını göreyim. Burada en büyük avantaj şu, yani rastgele gidip de önümüze çıkan 5 tane kuş versene abi oradan dediğimiz kuşlar değil bunlar. Yani özellikle beğenerek seçtiğimiz, aldığımız kuşlar. Bunu da bir kenara koyalım yani, kendi kuşçuluğumuza göre seçtiğimiz, aldığımız kuşlar yani. Öyle gidip de hani pazardan 5 tane abi şey salmadan bana kuş ver deyip onları alıp eşleyip kuş çalıştığımız kuşlar değil. Kendi kuşçuluğumuza göre elimize aldığımızda, baktığımızda kanat yapıları, şekilleri, baktığımızda telek yapılarına, tiplerine, ona göre aldığımız kuşlar. Ne dedim, iyi kuş zaten yerde de güzeldir. O yüzden mesela yerde olan kuşlarımı benim beğeniyorlar genelde. Şimdi bizi de mahcup etmediler. Yani 5 kanatlının 5'inden de ben kuşlarımın hepsinden memnunum. Oynuyorlar, herhangi bir problem yok. Ama ne kadar oynuyorlar o işte soru işareti. Şimdi çok iyi oynayanlar da çıkacak. Ona da eminim. Hani efsane dediğim şekilde oynayacaklar da çıkacak. İşte mesela Asena bunlardan biriydi. Belki İstanbul'daki en iyi kuşlardan biriydi o performans anlamında. Ki ben yarışmalarda o kuşu yani geçeceklerini hiç sanmıyordum. Çünkü o çalışmaya kimse dayanamaz yani. Ben öyle bir kuş olduğunu sanmıyorum İstanbul'da. Belki Türkiye'de de sayılı kuşlardan biridir. Çalışma anlamında çok çalışıyordu çünkü. Hedefçi bir kuşumuzdu. Onu kaybettiğime üzüldüm. Eğer o kuş olsaydı, ayağında markası yoktu. Eğer markası olsaydı ben onu yarışmaya kaldırırdım. O kuş da hani daha %100 performansını yansıtmıyordu. Daha takla arasını falan açacaktı. Fişeği falan uzundu onun. O kuş nasip olmadı. O kuş gerçekten kupa alırdı. Ama ayağında markası olmadığı için onu uçuramadık. Yine aynı şekilde mesela arabamız var. Ondan ben çok ümitliyim. Yani o sergilediği hareketlerin yarısını sergilese zaten o da büyük işler yapabilir. Şimdi sarı kızımızı ön tarafa aldık. Onun da performansını göreceğim. Mekelik performansı nasıl olacak? Onu da işte dün yavrularla birlikte uçurdum. Ona da nefeslendiriyorum. Onun da performansına bakacağım. Şimdi daha sıfır şu anda. Tamamen kendini sıfırlamış. Şimdi dolduracak yavru kendilerine. Arap'ın yavruları var. Arap'ın yavruları bilerek, görerek eşlediğim kuşlar. Bakalım, bir kardeşi zaten Arap taklayı çevirmek üzere. Annesine benzer zaten kuşlar verdi. Ve eksik olarak da mesela hani benim düzeltmek istediğim kuşun özelliklerini tam verdi. Yani eksiğini kapatarak hani halletmek istediğim bazı özellikler vardı. Birebir onu yansıttı Arap'ın yavruları. Ondan da çok ümitliyim. Ön tarafta yine izleyerek, hani demiştim ya videosunu izlediğim kuşum vardı, beyaz bir tane. O kuşun yavruları da var yine ön tarafta. O ilk aldığım yavrular, onu bir başka kuşla eşlemiştim. Onda istediğim bir kuş performansı alamadım. Şimdi başka bir kuşla eşledim. Şu anki genel tertibatları onların da güzel. Onlar da uzun kaçan kuşlar böyle. Onlara da bakacağım. Yani ön tarafta uçurduğum yavrulardan çok ciddi kuşlar çıkabilir. Yani çıkabilir. Bu konuda ciddi umutluyum yani. Hani öyle laf olsun diye söylemiyorum. Ciddi umutluyum. Yine Asena'nın bir alt yuva kardeşi, o da patladı işte. Dün uçurmuştum, zere düşmüştü. Bugün zerden çıkardım. Kafa kaldırmaya başlamış. O da 1-2 hafta içerisinde zaten oynar.
vaziyetler bu şekilde. Burada birkaç tane dinlendirdiğim kuşum var. Dediğim gibi burada Asena'nın babasını Sabuni'yi Arap'la eşledim. Bundan da yani olacakları siz düşünün yani hani. Ben fazla bir şey demiyorum. Olacakları siz düşünün. Eğer tabii düşündüğümüz, kağıt üzerinde düşündüğümüz olursa diye düşünüyorum. Anne bol taklalı yerine bol taklalı inen bir kuş. Baba çalışkan, hedefçi bir kuş. Yavruları hedefçi, çalışkan kuşlar veriyor. İkisinde de atış özelliği var. Efsane atış özellikleri var. Tabii bunları göreceğiz. Tutacak mı, tutmayacak mı, ne olacak? Bu kuş sadece şey değil yani. Kafamızdaki şey olacak diye bir özellik yok. Hani biz her şeyi planlıyoruz. Gerisi artık biraz da genetik olarak hangisini öne çekecek, hangisinin istediğin özelliklerini yansıtacak, yansıtacak mı? Onları göreceğiz. Yine mesela örnek vermem gerekirse mesela Arap'la beyazı eşlemiştim ya arkadaşlar. Arap'la beyazı eşlediğimde ne aldım ben? Arap'la beyazı eşlediğimde, perdeli Arap'la beyazı eşlediğimde bir tane Sabuni aldım, perdeli Sabuni aldım, bir tane de Arap aldım. Doğru mu? Doğru. Sabuni'yi şey yedim, kargaya yedirdik. Şimdi ben Arap'ın anneannesiyle dedesini biliyorum. Onun da anneannesi ve dedesi Arap ve Sabuni'ydi. Ne oldu yani? Gitti. Arap kendi soyuna verdi kuşu. Yani Arap kendi dişi, kendi dişiye ilk aldığım yavrular dişiye benzeyen yavrular oldu. Çünkü annesini ve babasını biliyoruz. İkinci yavrularsa, buradaysa arkadaşlar, ikisi de perdeliydi. Bakın dikkat çekiyorum. İkisi de ayağı perdeliydi. Burada da arkadaşlar, burada da bu aldığım yavrularda da görüyorsunuz. Burada da ayağının biri perdeli, biri perdesiz. Ve birinde beyazlık var kuşun. Yani ne demek arkadaşlar? Bu da ikisinin ortak kuşunu verdi. Anlatabiliyor muyum? Size şifre istiyorsunuz ya, alın size şifre yani. Canlı örnek. Bu da ne yaptı? İkisinin ortak kuşunu verdi. Şimdi normalde ben yavru almaya devam etsem ikisinin ortak kuşunu yine alacaktım. Bir çift de babaya benzeyen yavrular alacaktım. Yani dört ağız dediğim. Bir çift daha ikisinin ortak kuşunu alacaktım. Bir çift de babaya benzeyen yavrular alacaktım. Benim derdim zaten ikisinin ortak kuşu ve anneye benzeyen yavrulardı. Onların ikisini aldığım için başka kuşla eşledim. Şimdi onları da göreceğiz. Vaziyetlerine bakacağız. Pelkas seni göremedim ya. Sen neredesin? Pelkas'ı bir gösterelim mi? Pelkas burada mısın sen? Sen Pelkas mısın? Pelkas bu arkadaş. Pelkas burada. Onun da son telekleri görüyorsunuz zaten eksik kanatları. Son telekleri eksik. Bu da Pelkas'ın büyük abisi. Kuşları tabii ayırabilmemiz için hepsinin farklı ayağında renkli boncuklar var. Farklı farklı renkler veriyorum. Ayırabilmek için. Yoksa işler karışır. Burada yine şeyi göstereyim. Şeyin bu da bu koca olan arkadaşlar. Yakından göstereyim. Kanatlarını yemiş ama kanatlarını yemiş. Bu kızgınlıktan yiyen. Bunun kanatları inanılmaz güzel arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Ama kızgınlıktan kanatlarını yemiş bir kuş yani burada. Uçmadığından dolayı. Bunu yapar kuşlar. Bu sizi aldatmasın. Kanat yapıları gerçekten çok güzel. Şimdi mesela bunun yavrusunun kanatlarını göstereceğim size. Evet burada. Şimdi bu yavrusu. Şöyle yakalayayım. Görüyor musunuz arkadaşlar? Kılıç gibi. Bakın. Aslında çok önemli bir ders. Görüyor musunuz? Uçak. Resmen uçak.
Bu kuşun babası bu kuş. Kanadı burada. Kanadı burada. Anlatabiliyor muyum? Bazı şeyler göründüğü gibi değildir. O yüzden kuşçuluğu bilmek lazım. Şimdi mesela sarıyı uçuruyorum ben. Sarı şu an bir tane takla atmıyor. Sarı kız. Bir tane takla atmıyor. Tamamen sıfır. E şimdi bunu yakalamış biri uçuracak mesela. Diyelim ki bu kuş kaçmış olsaydı, sarı kaçmış olsaydı. Biri yakalasaydı, sizlerden biri yakalamış olsaydı. Ya bu kuş bir tane takla atmıyor. Ben bunu götüreyim satayım hemen. Veya elimden çıkarayım. Hayır ya, bir kuşu uçur, gör. Kuş yatmış. Anlatabiliyor muyum? Çok güzel oynayan bir kuş ama kuş 3 ay, 1 yıl başka yerde yatmış kuşu alıyorsunuz, geliyorsunuz. Ya bu kuş oynamıyor diye hemen satıyorsunuz veya hiç performansını beklemeden elinizden çıkarıyorsunuz. Bu da doğru bir şey değil. O yüzden sabredeceksiniz. Şimdi şu yavruları da indireyim ben. Bu arada şey verdim kuşlara, şu aralarda da gözükür. Dün, evet bak yeşillikler var. Dün arkadaşlar şey verdim. Semizotu. 3-5 lira bir şey zaten alıyorsunuz. Bağıyla birlikte koydum böyle. Hepsini sildiler, süpürdüler. Çok severek iştahlı yiyorlar semizotunu. Bunu da tavsiye ederim. Kuşlarınıza ara ara ödüllendirin. Verin yani. Hayvanların gerçekten ihtiyacı var. Yani yeşilliğe ihtiyacı var. Şimdi şu yavrularımızı da indirelim. Bunlar daha henüz yukarıya çıkacak durumda değiller. Hop. Bunların hepsi yemlerini yiyorlar arkadaşlar. Sularını içiyorlar. Vaziyetler böyle. Dediğim gibi artık Haziran'dan sonra artık bir de yavru almayın. Niye? Kuşlar artık tüy mevsimine geliyor. Burada sıkıntı. Yeriniz varsa kuşlarınızı ayırın. Dişili erkekli Haziran'dan sonra artık dişili erkekli kuşlarınızı ayırın. Şimdi ben şuraya bir şey yapacağım. Bir bölme gibi bir şey yapacağım böyle telden. Salma gibi düşünün. İki katlı aynı bu şekilde olacak. Bunun yerini düşünün yani. Şöyle şunun yerini düşünün. Ranza gibi altlı üstü. Dişileri bir koyacağım, erkekleri bir koyacağım. Genç kuşları da dışarıya bırakacağım. Bu şekilde bir planlama yapıp dişilerimi erkeklerimi ayıracağım. Ve ondan sonra artık erkekleri ön uçum kümesine alacağım. Sonuna kadar uçuracağım. İstediğim erkek varsa onlardan hani tutmak istediğim zaten... Birkaç tane isterim zaten onların içerisinde. Birkaç tanesini tutacağım. Geri kalanını sahiplendireceğim. Dişileri de aynı şekilde sahiplendireceğim. Benim kafamdaki işime yarayan kuşlardan gerisini sahiplendireceğim. Buradaki soyları da düşürebilirsem eğer. Bu tamamen sözde. Yani her kuşçu böyle der ama iş öyle olmuyor maalesef. Düşürebilirsem işte soyları düşürmeye çalışacağım yani. Atıyorum 1 kan, 2 kan, 3 kan, 4 kan ne kadar düşürebiliyorsam artık. İstediğim kuşu bulursam eğer zaten onun üzerinden devam edeceğim. Diğerlerine artık güle güle diyeceğim. Başkaları çalışsın, başkaları faydalansın. Temiz kuşlar. Kuş almak isteyen çok arkadaşımız var, bana soruyorlar. Dediğim gibi ben şu anda kuş falan satmıyorum. Ama illa satacağız. Yani şöyle söyleyeyim, Eylül'e doğru falan elimdeki fazla kuşları erkekli, dişili satacağım. Burada da yine ara ara çıkarıyorum elimden kuş, hani el altından çıkarıyorum kuşları. Yani fazla çok hani ama şöyle yakın arkadaşlarımız istiyor. Bazen ihtiyaç oluyor ondan çıkarıyorum. Kuşların kendi masrafları çıksın diye veya fazlalık oluyor elimde. Aynısından hani macera aramaya gerek yok. Ondan dolayı çıkarıyorum. Kolay kolay kuş çıkarmıyorum. Burada da sizin mesela... Şöyle kuş istemeniz lazım. Eylül ayında falan benden veya kuşları satışa çıkardığım zaman. Kalkıp ben size çok efsane oynayan bir kuşumu satmam. Ama onun soyundan. İşte ne bileyim veya işinize yarayacak şekilde. Mesela dediniz ki abi bana işte kanat sesi iyi olan bir erkek lazım. Veya bana kanat sesi iyi olan bir dişi lazım. Şimdi uyguna da kuş istediğiniz için söylüyorum. Yoksa hani fiyatını verirsiniz. Ondan sonra iyi kuşu da alırsınız, soy olarak alırsınız. Ama hakkını vermeden kimseye açık konuşuyorum, ben kuş falan vermem.
Çünkü ben çok bedavaya da kuş verdim. Hiçbirinin karşılığını görmedim. Bir de insanın gözü kalıyor arkada. Hem kuşlarınızı bedava veriyorsunuz, hem kadir kıymet bilinmiyor. Hem de arkanızdan, yani kendi silahınızla sizi vuruyorlar gibi düşünün. Ama burada genç kardeşlerim var, hevesli olan arkadaşlarım var. Onların çalışmaya elinde doğru düzgün kuşa ihtiyaçları var. Ben de elimdeki en iyi kuşları o isteyen takipçilerime örnek veriyorum. Abi bana işte kanat sesi olan bir kuş lazım dedi. Çalıştırması, kuşlarımın kanat sesini güçlendirmek istiyorum. Ona öyle bir kuş vereceğim. Örnek veriyorum, sarıların soyundan bir kuş vereceğim. Bana abi böyle hedefçi bir kuş lazım dediniz. İşte gideceğim Asena'nın soyundan size bir kuş vermeye çalışacağım. İşte bana işte temiz ahlaklı kuş vermeniz lazım abi. Yerine insin, sağlam insin. Böyle sert olmasın, biraz da yumuşak olsun. Taklası falan her şey olsun. Ama yumuşak bir kuş olsun. Benim kuşlarım sert, hararetli, yerine basamıyor dediniz. O zaman da size gideceğim işte örnek veriyorum. Pelkas'ın soyundan bir kuş vereceğim. Yine benim kuşum çok sert, kafada takladan kafayı kaldıramıyor, çok kanat sıkıntısı var falan dediniz. Gideceğim o zaman arka tepeden bir yavru vereceğim size. Veya kuşlarımın çok küçüldü kuşlarım, kanatları düzgün değil, işte kanat yapılarını biraz düzeltmek istiyorum dediniz. İşte gideceğim mesela koca olanın yavrusundan vereceğim. Veya kuşlarıma bol takla yüklemek istiyorum dediniz. Çok takla istiyorum dediniz. O zaman işte size Arap'ın veya o 15 takla dönen kuşun yavrularından vereceğim. Bu şekilde arkadaşlar. Yani uygun fiyatlı size kuşlarımı çıkaracağım. Yani uygun fiyat derken hani ortalama 500 lira ile 1000 lira arasında değişecek. Şimdiden söylüyorum ki hani ona göre kendi hazırlığınızı yaparsınız. Yani ben 2000 lira istemeyeceğim kesinlikle. Tek kuş için söylüyorum bunun fiyatı. 500 lira ile 1000 lira arasında değişecek. Siz ihtiyacınız olan kuşu söyleyeceksiniz. Ben size ihtiyacınız olan kuşu göndereceğim. Kanat sesi ise kanat sesi, taklasını arttırmak istiyorsanız taklasını arttıracağım. Yumuşak kuş istiyorsanız terbiyeli yumuşak kuş göndereceğim. Takım olarak da istiyorsanız ayrı olur onların fiyatları da. Takım olarak, soy olarak da istiyorsanız tuttuktan sonra ancak onu sağlayabilirim. Hani benim %100 emin olmam lazım kuştan ki verdiğim yerde de mahcup olmayayım. Sonuçta siz beni temsil edeceksiniz. Kuşu aldığınız zaman. O yüzden ne size laf gelmesini isterim ne kendime laf gelmesini isterim. O kuşların fiyatları tabii ki farklı olacak. O kuşları da ispat edip ondan sonra satacağım. Yani ben ispat etmediğim kendim evet net olarak evet bu kuşları alabilirsiniz dedikten sonra ancak hani satacağım onları. Gerçek soy olarak satacağım. Üreteceğim. Bu yıl zaten biraz daha hararetli görüyorsunuz. Eforlu gidiyoruz. Hani kuşları çıkarmak için yarışmalardayız vesaire. Hepsinin ayağında markaları falan filan var. Bu yıldan sonra artık biraz daha keyfekeler olacak. Biraz daha hani kafamıza göre biraz daha sıkılaştıracağız. Örnek veriyorum işte düşürebiliyorsam işte iki kana düşüreceğim. Fazla da yavru almayacağım. Bir iki tane yavru alacağım. Keyfime uçuracağım. Koyacağım yani. Üretim satım falan da yapmayacağım. Sadece elimdeki kuşları bitireceğim. Ondan sonra üretmeyeceğim de satmayacağım da. Sadece böyle bir durum. Hani bu da ihtiyaç sahibi olanlara satacağım. Hani ihtiyaç fazlası olan var. Yani istemeyen olursa zaten sıkıntı yok. Herkes böyle kuşları alır. Tertemiz kuşlar. Kümes kuşları zaten. 500 almaz 300 alır. Yani. O da size kalmış. Vaziyetler böyle arkadaşlar. Video uzun oldu. Hasan kardeşimiz uzun video istiyordun. Al sana bu da uzun video gelsin. Boş zamanlarda dinlersin. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşça kalın.